Hayatımız boyunca kimi zaman kolay karar verirken kimi zaman da oldukça zorlanıyoruz. Uyandığımız andan başımızı yastığa koyduğumuz ana kadar her gün sayısız kararlar veririz. Bu süreç kimi zaman birçoğumuz için zorlayıcı olabilir. Özellikle önemli kararlar almak bize çok ciddi bir zihinsel yük getirir. Gelin beynin karar verme mekanizmasının işleyişini bazen bir çırpıda karar verirken bazen de neden saatlerce hatta günlerce düşündüğümüz ve sağlıklı karar vermenin yollarını beraber konuşalım. Günlük rutin yaptığımız işlerde kararları daha ziyade bizim bazal ganglia dediğimiz derin beyin bölgemiz veriyor. Yani otomatik olarak hızlı kararları vermek için beynimizin CEO'su frontal bölge kendini çok da fazla yormuyor. Tabii yine de her şeyi kontrol ediyor. Beynin yoğun çalışma süreci rutin olmayan kararları verirken başlıyor. Bu aşamada karar verme sürecinde birçok unsuru içeren karmaşık bir düşünceye dönüşüyoruz. Bilimsel araştırmalara göre kişi bu durumda da yani karar vermede bir zorlukla karşılaştığında önceki deneyimleri bulmak için hipokampüs hafıza merkezini kullanıyor. Karar verirken o devreye giren bir diğer unsur da insan davranışı. Kişinin karşılaştığı yaşamsal koşullar, o anki ruh hali bile karar vermede gerçekten etkili. Peki bazı insanlar neden karar vermekte bu kadar zorlanıyor? Çünkü bazı insanlar doğası gereği diğerlerinden daha kararsız. Basit kararlar verirken bile çok fazla zorlanırlar. Kararsız kişiler çalışmalara göre daha mükemmelliyetçi, daha olumsuz duygulara, negatif olumlamalara ve psikolojik strese eğilimli kişilerden oluşuyor. Kararsızlık aynı zamanda belirsiz durumları tehdit edici olarak yorumlama ve en kötü durum muhakemesinde bulunma eğilimiyle ilişkili. Bazen de kişilerin sorunu karar vermekte zorlanmaları değil aslında. Kötü kararlar verme eğiliminde olmalarıdır. İnsanın kötü kararlar vermesinin ana sebebi uygun bir karar verme sürecini yönetmesinin zor olması ve bu nedenle de genellikle sağlıksız bir süreci kullanmasından kaynaklanıyor. Peki kalp mi beyni ikna ediyor yoksa beyin mi kalbi karar verirken? Beyin esas olarak gerçekleri, algılarımızı ve mantıklı yaklaşımı düşüncemizin bir kaynağı olarak görüyor. Kalp ise duygularımızdan ve tutkularımızdan sorumlu. Yani beynimize aktivitesini engelleyen veya kolaylaştıran sinyaller gönderir. Çoğu zaman herhangi bir güçlük çekmeden karar veriyoruz. Peynirli bir pizza mı yoksa taze bir salata mı yiyeceğimizi seçmek ya da evet demek gibi. Ancak günlük kararlarımızın sonuçlarını hayatımıza tamamen zarar verene kadar fark etmiyoruz. Bununla birlikte ikilemlerin kaçınılmaz olduğu zamanlar var. Örneğin iki iş teklifiyle karşı karşıyasınız. Biri mantıklı, diğeri sizi mutlu ediyor. Prestijli bir şirket size şu anki maaşınızın iki katı maaş ve sizi hayata hazırlayacak bir avantaj paketiyle pozisyon sunuyor. Hayalinizdeki şirket size tutkularınızı gerçekleştirebileceğiniz bir pozisyon sunuyor. Saat işliyor ve bir karar verilmesi gerekiyor. Peki hangisini seçiyorsunuz? Mantıklı olanı mı yoksa duygusal seçim mi yapıyorsunuz? Bir seçim yapmalısınız. Beyninizle mi yoksa kalbinizle mi karar vereceksiniz? Hepimiz bu tür senaryolarda cevabın kolay olduğunu düşünsek de bilişsel ve duygusal düşünme arasındaki ilişki karar verme sürecini gri bir alanın ortasında bırakıyor. Araştırmalar kararların hem bilişsel hem de duygunun bir kombinasyonu yoluyla alındığını gösteriyor. Yukarıdaki senaryoya döndüğümüzde beyninizi dinlemek daha somut bir başarıya yol açabilir. Ancak kalbinizi dinlememek pişmanlık riskini artırır. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. İnsanlar genel kararlar için kalplerini, kariyerle ilgili olanlar için beyinlerini dinliyor. Bir ev satın almak, emekli olmak, yeni bir işi kabul etmek, insanların beyinlerini kullanmayı seçtiği ilk 3 karardır. 1000 kişi üzerinde yapılan anket çalışmasında insanların sadece %7'si ev alıp almamaya karar verirken kalbini dinliyor. %93'ü ise beynini dinliyor. Benzer şekilde insanların %90'ı emekli olmaya karar verirken ve yeni bir işi kabul edip etmeme konusunda beyinlerini kullanıyorlar. Elbette ki bazı kararlar insanları ikiye bölebilir. Aile kurmaya karar verirken %58'i beynini, %42'si kalbini kullanıyor. Bu değişebilir. Peki yürürken mi daha doğru karar veriyoruz acaba? Yürüyüşe başladığımızda kalbimiz daha hızlı kan pompalar. Sadece kaslara değil, beyine de dahil olmak üzere tüm organlara daha fazla kan ve oksijen gönderir. Birçok çalışma çok hafif bir eforla bile insanların hafıza ve dikkat testlerinde daha iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. Yani yürüdüğümüzde ayaklarımızın temposu, ruh halimize ve içsel konuşmamızın ritmine göre doğal olarak hareket ediyor. Aynı zamanda bilinçli olarak daha hızlı yürüyerek veya yavaşlayarak düşüncelerimizin hızını da aktif olarak aslında değiştirebiliyoruz. Yani yürürken düşünmek ve karar vermek çok daha sağlıklı.
farklı olacaktır. Peki karar vermenin püf noktaları neler? Özellikle zor bir karar verirken lütfen acele etmeyin. Eski deneyimlerinize bakın, maddi manevi şartlarınızı gözden geçirin ve vereceğiniz kararın sonucunu hayal etmeye çalışın. Ayrıca karar vereceğiniz durumun planlamasını yapın ve hayatınızda sürdürülebilir olmasına dikkat edin. Yine de kararsız kaldıysanız kararınızı biraz zamana yayın ya da en yakın etrafınızdaki insanlardan kararınız için destek alın.